Evet, herkese yepyeni bir güne selam aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün yaşlı bakımı ve evde bakımı biraz ele alacağım. Bunlar hakkında öngörülerimi, geleceği hakkında yani tahminlerimi sizinle paylaşacağım. Bu konuda çok çok sorular alıyoruz. Benim genel bakış açım şöyle ki, bilakis evde bakım veya yaşlı bakımla uğraşan, bu işi yapan kişilerle birebir bir röportaj yaptıktan sonra güzel bir video çekmekti. Ama hani çok sorular olduğu için en azından şu andalık benim evde bakım ve yaşlı bakımda gördüğüm izlenim veya geleceği hakkında ne olur ne biter tahminlerimi sizinle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar, evde bakımla yaşlı bakım aynı anda anlatacağım. Evde bakımla yaşlı bakım son zamanlarda yani Covid'de zaten tamamen durmuştu. Yani şöyle diyebiliriz, 2020 KPSS puanıyla neredeyse çok çok az bir alım yapmıştı. Ama ne oldu? 2022 KPSS sınavı ile birlikte, puanı ile birlikte yani iki tane alım oldu ve bu iki alımda da güzel sayıda toplamda yani biner kişi bir personel bir kadro açtılar. Bu çok çok güzel bir şeydir. Sizin dikkatinizi çekmek istediğim noktalar şudur. Evde bakımla yaşlı bakım harbiden de gerçekten sabır isteyen, gerçekten yani yani isteyerek yapmanız gereken bir bölüm olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Ve çok da sabır gerektiren bir bölüm olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Ha, geleceği hakkında bakın. Şu anda bir ülkemiz bir seçime gidiyor ve seçimlerine baktığımızda, siyasetçilere baktığımızda işte evde bakım hizmetlerinin işte o tür şeylerin arttıracağını yani bununla birlikte bunların siyasilerin o şeylerine baktığımızda demek ki evde bakım, yaşlı bakım yani bu alanda bir istihdam da aynı zamanda sağlanacak. Yani çünkü bunların sayısı artırılırsa evde bakım merkezleri, yaşlı bakım şeyleri artırılırsa aynı zamanda bunlara bakabilecek istihdam edilmek üzere yani hani personele de ihtiyaç duyulacaktır. Bunu hiçbir zaman unutmayın ve şunu da altını çizmek istiyorum yani geleceği hakkında. Şimdi gün geçtikçe artık yani evde bakım hizmetlerine, yaşlı bakım merkezlerine, rehabilitasyonlara gerçekten çok önem verdiğini görüyoruz ve bu sayı da giderek çünkü eskiden diyelim ki anne babası yaşlandığında kendisiyle beraber çocuklarıyla beraber kalıyorken şimdi artık tamamen işte evde bakım hizmetleri bunları şey yapıyor. Yani bir nevi devlet bunu karşılıyor. Sosyal devlet anlayışıyla gelen bir yönelim oluyor. Bunların sayısı arttıkça personele ihtiyaç olacaktı ve bu bölümün ileriki zamanlarda da yine umut var ettiğini hiçbir zaman unutmayın. Yani gelecekte bunun iki bölümün hem evde bakım hem de yaşlı bakımın geleceği biraz da umut verici olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Ha, şu anda dedik ülkemiz bir seçime gidiyor ve seçimde biz bu siyasetçilerin şeylerine, vaatlerine, konuşmalarına baktığımızda bunlar da harbiden işte bu tür şeylere yönelim olduğunu ve bunların sayısını arttıracağını görüyoruz. Bu da demek oluyor ki bu alanlarda istihdam edilmek üzere personele ihtiyaç olacaktır. Yani bu bilgi vermek istiyorum. Evet. Yani baktığımızda şu anda yaşlı bakımın, evde bakımının o kadar yoğun, o kadar sık bir şey de yok. Mezun olmuş öğrencisi de yoktur. Bunu da bilinci de olun. Ama ne olur? Tıbbi sekreter olduğu gibi yaşlı bakımla evde bakımda yani bu son iki alında biraz daha ön plana çıktığı için diğer bölümlere kıyasla bu öğrencilerimiz ve okumak isteyenler veya dışarıda okuyup da dışarıda kalmamak isteyen arkadaşlarımız bunlara yönelecektir. Dolayısıyla yani önümüzdeki yıllarda yaşlı bakım için, evde bakım için de buranın da önemli derecede bir öğrenci kitlesini, öğrenci bekleyen bir kitleye sahip olacağını da unutmayalım. Yani en son alımla birlikte mesela 5-10 kişi aldı evde bakımla yaşlı bakım. Yani evde bakım 73 ile kapattı. Küsür bir şeyle kapattı. Evde bakım ise 71 bir küsürle kapattı. Yani demek oluyor ki mesela hani yine bir siyasi partinin 100 bin sağlıkçı alımı vardır. Bu 100 bin sağlıkçı alımında da önümüzdeki süreçlerde göreceğiz ki yine evde bakım ve yaşlı bakım
yıldızını parlatmaya devam edecekti. Bunu unutmayın. Çünkü küreselleşen dünya baktığımızda artık evde bakım, yaşlı bakım gibi kurumlara, merkezlere ihtiyaç duyuluyor ve bunları sağlamak için de personeller muhakkak istihdam edilecektir. Ha, yani zorlukları var mı? Var. Gerçekten sabır isteyen. Bakın, dünyanın en büyük, en zorlu işlerinden bir tanesi insanlarla uğraşmaktır. Ama insanlar içerisinde yani bebekle, çocukla uğraşmak ve yani yaşlı dediğimiz yani 65 yaş üstü insanlara bakmak, o hizmeti vermek gerçekten çok sabır isteyen, çok şey yapmak isteyen bir bölümdür. Onu bilmenizi isterim böyle. Ha, çoğu zaman bak bir tane biz bir ara konuşurken bir arkadaşım şöyle demişti. Evde bakım, yaşlı bakıma bakan insanlar bir müddet sonra ya da işte o işi yaptıktan sonra bir müddet kendini başka alanda ya da farklı bölüm okuyarak ondan sonra oraya kayabiliyor. Bunları da görmek çok mümkün olur. Çünkü harbiden çok sabır isteyen bir bölümdür. Başka ekleyeceğim, söyleyeceğim bir durum var mı? Yok. Dedik. Kısaca toparlayacak olursak, evde bakımla yaşlı bakım önümüzdeki yıllarda umut var eden bir bölümdür. Yani okumak isteyen ve bu işi gerçekten yapmak isteyenler yapabilir. Yani okumanızı tavsiye ediyorum kısacası. Bundan sonraki süreçte yani bu bir yıl içerisinde 2024 KPSS sınavına kadar da muhakkak bu bölüm iki bölümde yani yine başı çeken bölümler olacaktı. Yine kontenjanları fazlaca olacaktı. Bunlarda da yani ben net bir şekilde söyleyebilirim. Bilakis eğer yıl sonu 2023 sonuna doğru bir alım olursa göreceksiniz ki bu iki bölümde de yine yeteri kadar diğer bölümlere nazaran çok çok daha iyi aldığını göreceğiz. Ve şu anda öğrenci sayısının az olduğundan dolayı puanlar çok çok gerilere gelebilir. Şu anda 73'lerde, 71'lerde bunlar 70'in altına, 65 seviyelerine kadar gelebileceğini düşünüyorum. Ha, yani başka da bir şey yok. Okumak isteyen okuyabilir. Ben tavsiye ediyorum. Geleceğini umutlu görüyorum. Sağlıkla kalın, güle güle kalın. Büyük ihtimalle bundan sonra video çekemeyeceğim. Çünkü seçime gidiyoruz. Seçimden sonra inşallah başlayacağım. Tabii ben bu video çekerken de yani burada olmayabilirim. Seçimde de olabilir inşallah. Neyse inşallah seçim hem milletimiz hem vatanımız için çok güzel hayırlara vesile olur. Güzel yarınlar için umutlarımız var. Hep umutlarımız olsun. Başka ekleyeceğim başka bir şey yoktur. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun inşallah. Seçimden sonra görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Güle güle kalın inşallah.